İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan parlamentosunun olağan oturumu 12 Haziran'da gerçekleşti. Ermeni tutsakların acil geri dönüşü konusu Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin dikkat merkezinde bulunuyor. Artsakh'ın Hatsi köyünde yeni bir su hattı inşa ettiği başladı. Vigen Ölçekyan, Bakü'de 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Musul'da Daesh'in katlettiği 500 kişilik iki toplu mezar bulundu. Yerevan-Tebriz-Yerevan hava ulaşımı açıldı. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ceylanlar koruma altındalar. Uluslararası arama çadıryan yarışmasının galibi Japon orkestra şefi Daichi Deguchi oldu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu'nun genel oturumu 12 Haziran'da gerçekleşti. Oturumda Batı Ermenistan Devlet Başkanı, Parlamento Başkanı, Parlamento üyeleri, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı ve hükümet üyeleri hazır bulundu. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, hükümetin genel oturumuna katıldıkları için hazır bulunanları selamlayan ve teşekkür eden bir konuşmada bulundu. Devlet Başkanı Abrahamyan ayrıca Antip Belediyesi'nin temsilcisiyle yaptığı görüşmeler sonucunda Artsakh Savaşı ve sonuçları üzerine konulu büyük bir konferans düzenleme teklifi aldığı ve kentte soykırım kurbanlarına adanan bir anıtın dikilmesi meselesinin yakın zamanda ele alınacağını kaydetti. Ardından Batı Ermenistan Parlamento Başkanı Leonardo Basmacan aşağıdaki hususların yer aldığı genel kurul oturumunun gündemini sunan bir konuşmada bulundu. Oturumdaki konuşmalar şunlardı. Batı Ermenistan Başbakanı Seda Melikyan ile Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan'ın sunduğu genel oturum raporu. Önümüzdeki 6 ay için Batı Ermenistan faaliyetlerinin geliştirilmesi, seçim yasasının tartışılması. Birinci ve ikinci maddeler gerektiği şekilde sunuldu. Seçim kanununun tartışılması ise bir sonraki oturumda devam edecek. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığı'ndan Armen Press'e verilen bilgiye göre Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Moer, Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Azerbaycan tarafından tutulan tüm Ermeni savaş esirlerinin ve sivillerin derhal geri dönüşüne ilişkin mektubuna yanıt verdi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından gündeme getirilen konuların kendi ve örgütünün dikkat merkezinde bulunduğu gerçeğini teyit etti. Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin 1992'den beri bölgede faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Peter Moer, özellikle Eylül 2020'deki düşmanlıkların ilk günlerinden itibaren örgütün insani yardım sağladığını ve daha fazla eylem için hazır olduğunu ifade etti. Artsakh'ın Hatsi köyünün muhtarı Santur Sarkisyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı görüşmede savaştan sonra köyün tüm sakinlerinin köye geri döndüğünü ifade etti. Ona göre köy sakinleri normal hayata döndüler. Köy başkanı Sarkisyan yaptığı açıklamada savaştan sonra okul 1 Aralık 2020 tarihinde yeniden açıldı. Burada 13 öğrenci okuyor. Anaokulumuz yok. Bakımlı olan sağlık ocağımız, kulübümüz ve bir düğün salonumuz var. Köyün belediye binası da normal durumda. Köye doğal gaz dağıtımı ve elektrik sağlandı. Su sorunumuz var. Savaştan önce köyde yeni bir su hattı inşa etmek için çalışmalar yapılıyordu. Savaştan sonra bu çalışma yeniden başladı ve devam ediyor, dedi. Köy savaştan zarar görmedi. Nüfusun esas istihdamı hayvancılık ve tarımsal işletmedir. Santur Sarkisyan, köyün gençlerinin köyden ayrılmaya hiç niyetli olmadığını, kendi topraklarında yaşamaya ve üretmeye, Hatsi köyünü geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti. Bakü Mahkemesi, Lübnanlı Ermeni Vigen Ölçekyan'ı paralı askerlik ve terörizm suçlamalarından 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suçlamaya göre mülteci Ermeni para karşılığında Azerbaycan'a karşı savaştı. Bu arada akrabaları Ölçekyan'ın uzun zaman önce kalıcı ikamet için Beyrut'tan Artsakh'a taşındığını belirtiyor. Vigen Ölçekyan 9 Kasım tarihli anlaşmadan sonra Şuşi yakınlarında orada kalan kişisel eşyalarını tahliye etmeye çalışırken tutuklanmıştı. Irak'ın Musul şehrinde yaklaşık 500 cesedin yer aldığı iki toplu mezar bulunduğu belirtildi. Kurbanların 2014'te kenti ele geçiren terör örgütü DAEŞ mensupları tarafından öldürüldüklerinin tespit edildiği belirtildi.
Birleşmiş Milletler'in 5 Kasım 2018'de yayınladığı raporda, Irak'ta daha önce DAEŞ'in elinde tuttuğu bölgelerde binlerce kurbanın kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu mezar bulunduğu belirtilmişti. Terör örgütü DAEŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Enbar şehirlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük şehirlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde bu cani gerici terör örgütünden geri alınmıştı. Ermenistan Cumhuriyeti Bakan Vekili Vahan Keropyan ve İran İslam Cumhuriyeti Yollar ve Kentsel Kalkınma Bakanı Muhammed Eslami, Ermenistan Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında yeni doğrudan uçuşlar başlatmak için yapılması gereken çalışmalara göre bir mutabakat zaptını 25 Mayıs'ta imzaladılar. Yerevan-Tebriz-Yerevan hava ulaşımı artık haftada 2 kez gerçekleşiyor. Bu hem vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak hem de turizm sektörünün canlanması için ek bir itici güç olacak. İşgal altındaki Batı Ermenistan'ın Urfa ilinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Ceylan Pınar Tarım İşletmesi'nde koruma altına alınan ceylanların sayısı her geçen yıl artış gösteriyor. Dünyada az sayıda bölgede nesillerini sürdürmeye çalışan ceylanların şimdiki Türkiye'de en çok bulunduğu kentler arasında Urfa yer alıyor. Ceylanlar doğal ortamların bozulması ve neslinin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalması nedeniyle 1977 yılında koruma altına alındı. Koruma altına alındığında 23 ceylanın bulunduğu işletmede 850 hektar doğal yetiştirme alanı oluşturuldu. Yıllar içerisinde sayıları 668'e ulaşan ceylanların bu yıl doğumların tamamlanmasıyla 1000'e yaklaşması öngörülüyor. Arama Çadır Yanatlı 17. Uluslararası Orkestra Şefliği Yarışması'nın sonuçları 12 Haziran'da özetlendi. Yarışmanın galibi Japonya'yı temsil eden Daichi Deguchi oldu. Jüri kararı ile ikincilik ödülü Çin'den Yukuan Jin, üçüncülük ödülü Amerika Birleşik Devletleri'nden Elias Brown, dördüncülük ödülü ise tekrar Amerika Birleşik Devletleri'nden Jan Niederhofer aldı. Birinciye 10 bin dolar eşdeğer bir ödül verildi ve sonraki 2 konser sezonunda Ermenistan Cumhuriyeti'nde 2 konser verme fırsatı verilecek. Daichi Deguchi ödül töreninden sonra zaferden dolayı mutlu olduğunu ifade ederek profesyonel jüriye, organizatörlere, artık arkadaşları olan yarışmaya katılanlara, müzisyenleri kendisine Arama Çadır Yan hakkında çok şey söyleyen orkestra üyelerine teşekkürlerini ifade etti. Yarışmanın kapanış gala konserinde Deguchi, Haçadıryan'ın İkinoğlu Senfonisi'nden bir parça sundu. Bu arada Haçadıryan adlı ev müzesi birincilik ödülü sahibine kapanış gala konserinde orkestrayı Haçadıryan'ın batonuyla yönetmeye fırsat verdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kantasar adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Lorke adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.